Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. değerli arkadaşlar bu dersimizde vakıf konusunu işleyeceğiz. Yani kelimeler üzerine vakıf nasıl yapılacak? Sonunda yuvarlak tayi merbuta bulunan kelimelere nasıl vakfedilecek? Efendim, sonunda uzun açık T bulunan kelimelere Araplar nasıl vakfediyorlar duruş halinde bu kelimelere nasıl duruyorlar? Babun metinde müellifimiz şöyle ifade ediyor. El vakfu fil afsahi ala nahvi rahmetin bil Rahmetin gibi kelimelerde rahmet rahmet efendim yani yuvarlak ta bulunan kelimelerde bilhâi vakfederken rahme diye vakfedilir. Ve ala nahvi müslimat sonunda uzun te bulunan kelimelerde efsah olan bittai duruş halinde de müslimat diye durursun. Şimdi efsah olan bu ama her ikisinde de diğer kullanım da söz konusu. Mesela rahmetün kelimesinde rahmeh yerine rahmet diye duran da var. Müslimat kelimesinde Müslimat diye durmak yerine Müslimah diye duranlar da var. Şerh. İza vukifa ala ma fihi ta'u te'nis. Te'nis kendisinde bulunan bir kelime üzerine vakfedilmek istendiğinde fe bir tafsilat var. Fe in kanet sakineten lem tetagayyar. Sakinse bu değişmez. Nahvu kâmet kaadet fiil-i mazi müfret müennesin sonuna bitişen sakin te. Dursan da gamet, geçsen de gamet. Ya yani bu gâme diye durulmaz. Ve inkâne müteharriketen. Eğer harekeli ise bu durumda bir iki yol var karşımızda. Fe imma en <laughs> kelimetü cem'an bil elifi ve ta. Kelime ya elif ta ile. Yani cem'i müennes salim dediğimiz elif ta ile cem edilmiş olabilir evla veyahut da elif ta ile cem edilmiş olmaz. Feillem tekün kedalik böyle olmazsa yani elif ta ile uzun elif ta ile cem edilmezse fel efsahu efsah olan el vakfu bi ibdaliha ha en onu ha'ya çevirerek vakfetmektir. Tekulü hadihi rahmeh dersin. Hadihi şecerah dersin. Ama ve ba'duhum yakifu bittâ'i. Bazıları ne yapıyor? Ta ile vakfediyor. vakat kat vakafe ba'du seb'ati. kurra biri fi kavlihi ta'ala şu ayette şöyle vakfetmiş. İnne rahmetallahi garibun minel muhsinin. Burada inne rahmet diye vakfetmiş. Ve inne şecerete zekkûm inne şecerat dedi düşün ki orada nefesin durdu yani, yani nefesin bitti inne şecerat diye vakfetmemiş de inne şecerat diye vakfetmiş bitai ve sümi'a ba'duhum Arapların birinden şöyle yakulu şöyle dediği işitilmiş ya ehle suretil bakarat demiş. Fakale ba'du men semi'ahu bunu işiten biri de demiş ki Vallahi ma ahfazu minha ayet demiş. Ayet dememiş. Gördüğünüz gibi efsah olan o yuvarlak t'nin üzerine h olarak vakfetmektir. Açık t'nin üzerine de t olarak. Ama ikisinde de tam tersi durum söz konusu. Ve kâle şair Vallahu encake bi kefey meslemet. Bak. Allah encake seni kurtardı bi kefey meslemet. Mesleme bir kişinin ismi. Meslemenin iki avucuyla, iki eliyle seni kurtardı. Neden sonra? Min ba'di ma ve ba'di ma ve ba'di met. Şöyle şöyle şeyler olduktan sonra. Kanet yani umay mastariye yapın. Min ba'di ma kanet. Min ba'di ma kanet nüfusul kavmi indel galsame. Topluluğun canları efendim boğazlarına galsame şu boğaz topluluğun canı boğazına geldiğinde ve kadetil hurratü entüdua emet hürre kadınlar cariye diye çağrıldığında yani çok şiddetli bir savaş olup insanlar böyle çok sıkıntılı anlar yaşadığında Allah seni ne yaptı meslemenin efendim av elleriyle o sıkıntılı durumdan kurtardı. Şimdi bakın burada şair ne yaptı? Mesleme demedi, meslemet dedi. Min ba'di ma ve ba'di ma ve ba'di met. O met aslında ma idi. O ma'nın elifi yuvarlak h'ye çevrildi, t'ye çevrildi. Efendim ondan sonra da şair onun üzerine t olarak vakfetti bakın. Normalde e, o tay merbuta yuvarlak t'ye çevrildi. Meh diye vakfetmesi lazım. Ama met diye vakfetti. İndel galsamet galsameh diye vakfedecek yerde galsamet diye vakfetti. En tüdu'a emet. Emet cariye demek. Değil mi? Emet diye vakfedecekti. Emet diye vakfetti. Şimdi ve inkâne cem'an bil elifi ve ta. Eğer elif ta ile cem'i olursa fel efsahu el vakfu bit efsah olan efendim ne, ne, olması? Ta ile vakfedilmesi. Ve ba'duhum yakifu bil ha'i. Bunu da bazıları ha ile nakledi, vakfediyor. Ve sümi'a min kelamihim. Onların sözlerinden şöyle duyulmuş. Keyfel ihvetü vel ehavâh demişler vel ahavat diyecek yerde. Ve şöyle demişler. Defnül bena minel mekruma. Defnül benati minel mekrumati. Yani kız çocuklarının örtülmesi, defnedilmesi yani örtülmesi, örtülmesi minel mekrumat efendim şerefli işlerdendir değil mi? İşte gördüğünüz gibi benat kelimesine benah diye vakfeden de varmış. Mekrumat yerine mekruma. Vakat nebbehtu alel vakfi ala nahvi rahmetin bitta'i ve muslimatin bilha'i bi kavli ba'du vakat yu'kesu ne? Biraz sonra vakat yu'kesu ne diyeceğim diyor. Her iki durumda da tam tersi yapılabilir. İşte bu sözüm buna işaret ve yu kafu ala nahfi qadhin raf'an ve cerran bil hadfi menkus isimlerde ref ve cer halinde nasıl vakf edeceğiz ve nahv el qadi fihima eğer elif lambı olursa bil ithbati ya'nın varlığıyla vakf edeceğiz arkadaşlar konumuz nakıs ismi failler var ya gazin ramin qadhin dain valin sonunda ya bulunan makabli mefsur ya bulunan kelimeler üzerine nasıl vakfedeceğiz? Şimdi burada ref ve cer halinde ne yapıyoruz? Ya'yı hasfediyoruz. Gâzîn gâz gal. ref hali. Cer hali gâzîn gâz gal. nasb hali değişecek. Ona geleceğiz. Ama ref ve cer halinde yanın hasfıyla vakfediyoruz. Elif eliflamlı olursa el gazi tamam mı? Ne ile? Ref halinde bil ithbati yanın varlığıyla. Tamam mı? İza vakafta alel menkus. Menkus bir isim üzerine vakfettiğin zaman ki ve huvel ve huvel ismul ladzi ahiruhu ya'un meksurun kabli meksur bir ya sonunda bulunan kelimelere menkus denilir. Fe imma en yekûne münevvenen evla Bu durumda bir tafsilat var. Bu kelimeler ya tenvinlidir ya başında el takısı vardır, tenvinsizdir. Fe inkane münevvenen <laughs> tenvinli olurlarsa fel efsahu el vakfu alayhi raf'an <laughs> ve cerran bil hadfi. Ref cer halinde vakf ederken ya'yı hasfedeceksin. edeceksin. <laughs> Hâdâ diyeceksin. Ve merartu bi gâv. Merartu bi qadi denmez. Hada qadi denmez. Ve cüz en takife aleyhi bil Ya ile vakfetmen de caizdir. Efendim ama efsah değildir. Ve bi dâlike ve kethirin alâ had ve ve Bu kelimeler üzerine ya ile vakfetmiş ve li min kavli taala ve li kavmin hadi demiş. Ve ma lahum min dunihi min vali demiş. Ve ma lahum min Allahi min vaqi demiş. Vakf halinde de ya'yı getirmiş. Caizdir ama efsah olan ya'nın hasfıdır. Ve li kavmin hadi ve ma lahum min dunihi min vali ve ma lehum min Allahi min vaq. Doğrusu bu. Efsah olan bu. Ve inkâne gayra münevvenin eğer tenvinsiz olursa yani başında el taksi bulunursa fel efsahü el vakfu aleyhi raf'an ve cerran bil ithbat. Bu durumda ref ve cer halinde yanın getirilmesi lazım. Ke kavlike hâzel qadi ve merartu bil qadi ve yecûzül vakfu aleyhi bil hadfi hazifle de vakfedildiği görülmüştür yanın hasfıyla ve bir dalike vakafel cumhur alel mutaal ve talaq fi kavlihi taala ve huvel kebirul mutaal li yunzira yevmet talaq bak yanın hasfıyla vakfedilmiş ve vakaf ibn kesir bil ya'i alel vecil efsah bu ayetlerde İbn Kesir efsah olan vecih üzere yanın ispatıyla okumuş. Ve huvel kebirul müteali demiş. Li yevmet yevme demiş. Vakat yu'kesu fihinle biraz önce bahsetmiştik. Ed damiru raci'un ila kalbi rahm ta'i rahmetin ha'en ve ithba'i ta'i müslimatin ve hadfi ya'i ve ithba'ti ya'il qadın. Yani efsah olan bu vecihlerin tersi de caiz. Ey yani ve kad yukafu ala rahmetin bittai. Rahmet. Ve ala müslimatin bilhai. Müslimah. Ve ala qadın eliflamsız refvecer halinde bil yai qazi. ve alel qadî el qad şeklinde bir hadfi. Hazifle caiz. Şimdi ne oldu? Qadın Kâzın ref halini konuşalım. Gâzîn vakfet. qad diye vakıfta caiz. qadi diye de caiz. Eliflamlı olursa el qadi vakıf hali de aynı. El qadi ama vakıf halinde yağının hasfı da caiz. El gâz. Cer hali de aynen böyle. Peki nasb halinde ref ve cer hali böyle. Nasb halinde nasıl olacak? Ve leyse fî nasbi gâzîn vel qadi illel yâû. Ancak ya gelecek. Yani izâ kânel menkûsu mensûben, menkus bir kelime nasb halinde olursa, vecebe fil vakfi itbâtu yâihi, vakıf halinde yanın ispatı caizdir. Fe inkâne münevvenen übdile min tenvînihi elifun. Eğer tenvinliyse o tenvini yerine ne getirirsin diyor? Elif getirirsin. Ke kavli teala. Rabbena innena semi'na munadiyen. Vakfet Munadiya ve inkana gayra münevverin temminsiz olursa bu alel ya ya üzere vakfedir ki Ke kavli ta'ala kella ida belagatit terâgî aslında belagatın mef'ulü et terâkîye. vakfet et terâkî. tamam mı? Temminsiz olursa Peki ve yukafu ala iden ve nahvi lenesfe'an ve ra'aytu zeyden. İden kelimesine nasıl vakfedeceğiz? Lenesfe'an, tekit nunu bitişe muzari fiillerini nasıl vakfedeceğiz? Menkus isim olmayan normal isimlerin nasb halini nasıl vakfedeceğiz? Ra'yitü zeyden, vakfet bakalım. Nasıl vakfedeceğim? Bil elifi, bütün bunlarda da elif üzere vakfedilir. İden, ida olur. le lenesfe'a olur. Ra'i Zueyden Ra'i zeyda dersin. Şerh: Yecibu fil vakfi kalbun nûni sakineti elifen fi salati mesail. 3 meselede efendim bu tenvinin sakin nunun elif'e çevrilmesi vacib e, vacip olur. İhtaha bunlardan birincisi iden idendir. Ha huve sahih. Sahih olan görüş bu idenin nun üzere değil ida şeklinde elif üzere vakfıdır. Ve cezm ibn usfur'un fi şerh el cumel şerh el Cümel adlı eserinde ibn usfur bi enne bi ennehu yukafu aleyha bin nuni izenin vakf halinde de nun üzere vakf edileceğini iddia etmiş ve binaa ala zalik bin nuni ve bunun üzerine neyi bina etmiş bunun nun ile yazılması gerektiğini bina etmiş ama veleyse kema zekera onun iddia ettiği gibi değildir. Ve fil tahtelifu'l fi fi'l vakfi ala nahv ve len tuflihu izen ebeda ennehu bil elif. Bütün kurralar Velen len tuflihu izen ebedendeki izen de vakfedilecekse eğer elifle vakfedecekleri konusunda ihtilaf etmemişler. Demek ki izen ne üzere vakfediliyor? İza. Tamam. Ethaniyetü ikinci vacip olan yer sakin nunun elife çevrilmesiyle ilgili nunu tekidil hafifetül vakatü ba'del fetha fethadan sonra gelen nunu tekidi hafife muzarinin sonuna bitişen ke kavli taala le nesfa'an ve le yekunen bak burada o sonda gördüğünüz bir tekit nunu var nunu hafife derler ona eğer bu kelimede nefesin biter ve burada durmak zorunda kalırsan lenesfa'a diye duracaksın. Ve le diye duracaksın. Ve kafel cemiu alayhima bil elifi. Bütün kurralar burada elif üzere vakfta e, vakfetmişler. Kale şairu şair ne diyor? Ve iyyake vel meytati. Tamam ölülerle uğraşmaktan sakın la takrabennaha onlara yaklaşma ve la ta'budiş şeytâne şeytana kulluk etme ve Allah'a fa fa'buden nasıl durmuş şair fa'buda fa'buden fa'bud emri hazır sonuna tekit nunu hafifen un bitişmiş fa'buden olmuş nasıl vakfetmiş şair fa'buda elifle asluhu u'buden es üçüncüsü de tenvinül ismil mensubi. Mensub isimlerin ama menkus olmayan, sonunda ya bulunmayan menkus isimlerin nasb halidir. Nahu ra'aytu Zeyda. Hada vakf alayhi al bil elif. İşte buna Araplar elifle vakfetmiş. İlla Rabi'a tu Rabi'a kavmi hariç. Fe innahum vakfu ala nahvi ra'aytu Zeydan bil hazfi. Onlar mensup kelimeler üzerinde de hazifle vakfetmişler. Gâle şairuhum onların şairi demiş ki Ela dikkat edin Habbeza gunmün Gunum gun adındaki kadın ve husnu hadithiha ve onun güzel sözü ne güzel. Lakat teraket o kadın bıraktık neyi kalbi benim kalbimi ne bıraktı? haimen şaşkın denif hasta biha kendi sebebiyle. Yani o kadına aşık olmuş onu söylüyor şair burada. Ama haimenden sonra bak ne dedi denifa demedi. Denif dedi. Haimen denifa diyecek yerde denif dedi. Kema yüktep ne? Nitekim bunlar yazıldıkları gibi. Lemma zekertul vakfe ala hadihi selaseti bu üç yapı üzerine nasıl vakfedileceğini anlatınca zekertu keyfiyete rasmiha fil hattı istidraden yeri gelmişken bir zikir olarak onların yazımda nasıl yazılacaklarını da söyleyeyim. Fedekertu zikrettim ki ennen nune fil mesaili selati bu üç meselede nun tusavveru elifen elif olarak yazılır. Ala hasebil vakfi. Nasıl vakfediliyorsam. Ve <laughs> anil küfiyin küferlerden enne nunet tekidi tusavveru nunen. Onlar demişler ki tekit nunu nun şeklinde vakıf halinde yazılır. Ve anil ferrai ferradan enne ida ida kânet nasibeten demiş. Nasibe olursa kütibet bil elif yani muzari nasbeden olursa elifle yazılır ve illa kütüvet bin nûni veya nunla yazılır eğer böyle olmazsa ferkan beyneha ve beyne ize şartiyeti ve fucaiye nasibe olanla şartiye ve fucaiye olanı birbirinden ayırmak için tamam mı nasibe olan demiş iden iden nunla yazılır vakat telahhasa şu özet ortaya çıktı ki en nefi kitabeti iden idenin yazılışında vardır ne vardır? Selâsete mezâhib. Üç mezhep vardır. Bil elifi mutlakan bazı alimler mutlak olarak elifle yazarlar. Ve mutlakan bazıları mutlak olarak nunla yazarlar. Bir de ve tefsil işte fucaiye olursa, şartiye olursa, nasibe olursa diye tafsilat var. Bu yazımla alakalı bir kural. Ve tüktebül elifü ba'de vavil cema'a. Şimdi yine önemli bir konu arkadaşlar. Bu vav vav cemaadan sonra bazen şöyle bir elif yazılır. Bu elif nedir? Niye yazılıyor? Ve tüktebül elifü ba'de vavil cemaati ke gâluu dedikten sonra oraya bir elif yazılır. Ama düğünel asliyeti eğer o vav asıl harf olursa kelimenin kök harfi o zaman yazılmaz. Kezeydün yed'û Var mı elif? Yok. Peki elif ne zaman ya olarak yazılır? ve tursemül elifü yaen intecav tecavezeti Yani kelimenin üç harfinden daha fazla harfli yerde olursa o ne yapılır o zaman diyor? Elif ola, ya olarak yazılır. Mesela ke isteda nasıl yazıldı? Ya. Mustafa ya. Evkâne asluha el ya veya aslı ya olursa. Bak üç harfli, üçüncü harf elif ama aslı ya. Kerama vel feta. Tamam mı? Ramayun, feteyun aslın. Rameye ramanın aslı, feta'nın aslı feteyun. Ve elifen fi gayrihi. Bunun dışındaki yerlerde elif olarak yazılır. Mesela aslı vav olursa, üçüncü harf olursa ke gafa vel asa gibi. Efendim. Ve yen keşifu emru elifil fi'li bittai. Fiilin Tamam mı? Elifinin durumu ta kendisine bitişmesiyle ortaya çıkar. Ke rameytü. Şimdi Rama'daki Elif'in aslı Mehmet Hoca vav mı ya mı? Rama. O Elif'in aslı vav mı ya mı? Diyor ki ta'yı bitiştir çıkar ortaya. Ramevtü diyemezsin. Rameytü. Değil mi? Yani Elif'in diyor aslını öğrenmek istiyorsan ona hitap Ta'sı veya tekellüm ta'sı bunları bitiştir. Kerameytü ama ve diyorsun bak. Demek ki afa'nın elifin aslı vavmış. Rama'nın elifin aslı ye'ymiş. Ve keşifü emru elifil ismi. Bir isimdeki elifin aslının ne olduğu nasıl anlaşılır? O da bir tesniyeti. O ismi tesniye yapmakla ke asaveyni asa demek ki vavmış o elif. Feta'nın elifi yağır imiş. Feteyeyni diyoruz çünkü tesniyesinde. Şimdi sen feta diyorsun. Sonunda elif var. Ben sana diyorum ki bu elifin aslı vav mı yağ mı? Tesniyeye çık diyor. Feteyani feteyeyni. Demek ki bu yağdır. Peki asa. Asa'nın Elifi vav mı aslında ya mı? Yani asavün mü asayün mü? Araplar bunun tesniyesini nasıl yapıyor? Asa veyni. Asa demiyorlar. Demek ki isimlerin sonunda elif bulunan isimlerin o elifin aslının vav mı ya mı olduğunu anlamak için tesniyesine çıkacağım. Fiillerde ise bu durum mazi fiilinde ise gaza gibi, rama gibi, da'a gibi ta bitiştireceksin diyor maziye. Da'avtü de değil mi? Efendim, rameytü, gazevtü. <laughs> Lemma zekertu hadihil mes'alete min mesailil kitabe yazı ile ilgili meselelerden diyor. Bu meseleyi zikredince istadrattu bi zikri mes'aleteyni mühimmeteyni min mesailiha. Bu yazı ile ilgili iki mühim meseleyi daha yeri gelmişken sana açıklayayım. İhtahuma bunlardan birincisi ennehum Araplar ferraku beynel vavi fi kavlike zeydün yed'u ve beynaha fi kavmike el kavmu lem yed'u. Zeydun yed'u'daki vav ile el kavmü lem yed'u'daki vav arasını ayırdılar. Fezadu elifen ba'de vavil cema'a. Lem yed'u da cemi müzekker vavından sonra bir elif getirdiler. Ve cerradü el asliyete minel el elifi. Fakat zeydün yed'u o yed'u vav asıl olduğu için orada elif getirmediler. Gasten lit tefrikati beynehuma. Aralarını ayırmak için. Demek ki mesele neymiş? Cemi müzekker vavından sonra tamam mı? Eğer o vav asıl harf değilse bak adı üstünde cemi müzekker vavı diyorum elif getirilecek. Ama kök harfse o vav elif getirilmeyecek. Etaniyetu ikinci meselede enne milel elifatil mutatarrifeti kelimelerin son taraflarında yazılan eliflerden vardır. Ma yusavveru elifen ve minha ma yusavveru yaen. Elif olarak yazılanlar var, ya olarak yazılanlar var. Peki bunun kuralı ne? Hangi elif elif olarak yazılır? Hangi elif ya olarak yazılır? Ve zabitu dalik. Bunun kuralı şu en elif elif vezet, tecavzeze 3 ahrufin 3 üç, üç harften daha ileri e, yerde bulunsa ev kanet munkalibeten an ya'in veya yağdan çevrilmiş olursa suvirat yaen ya'ya çevrilir mithalu zalike fi'n nev'il evvel ilk neviye örnek isteda ve'l mustafa ve fi'n nev'i ikinci neviye örnek rama heda, feta, huda bak hepsi ya ile yazıldı. Ve inkane salisete munkaribeten an vavin eğer üçüncü harf olup vav'dan çevrilmiş olursa suvirat elifen elif olarak yazılır. Ve zalike nahu daa, afa, asa, kafa gibi. Ve lemma zekertu zalike bunları zikredince ihtecitu ila zikri kanunin bir kanun, bir kural zikretmeye ihtiyaç duydum ki yetemeyyezu bihi zevatul vav min zevatil ya'i. Yani vavların kendilerinin yağlardan ayrılabileceği bir kanun, bir kural bil. Fedekartu ve zikrettim ki ennehu iza uşkile emrul fi'li eğer fiilin durumu yani fiildeki o yağın o elifin aslının vav mı yağ mı olduğu sana müşkil olursa ve saltehu bi ta'il mutekellim evil muhatap. Onu mutekellim veya muhatap tasına bitiştir. Fe mehma zahara fehu aslu. Ne ortaya çıkarsa onun aslıdır. Ela tara görmez misin ki enneke taqulu fi rama ve heda, rama ve hada da ne diyorsun bitiştirdiğin zaman rameytu hedeytu ve fi daa ve afa daa ve afa da daautu afautu diyorsun ve ida üç kile emrul ismi ismin durumu yani o isimdeki elifin aslının vav mı ya mı olduğu sana müşkil olursa nazar ila tesniyeti o zaman tesniyesine bakarsın fe mahma zahara fiha fehu aslu o tesniyede ne ortaya çıkarsa o aslıdır ela tera görmez misin ki enneke taqulu fil feta vel huda el fete yani el huda yani diyorsun ve fil asa kafa el asavani el kafa vani diyorsun. Ve ma ahsana kavle şatibi rahimeullah. Şatibinin şu sözü ne de güzel. Ve tesniyetul esma isimlerin tesniyesi tekşifuha ne yapar onu keşfeder. Yani isimleri tesniyeye çevirdiğin zaman oradaki elifin vav mı ya mı oldu ortaya çıkar ve in radette ileykel fiile fiili kendine çevirirsen diyor bir fiili kendine çevirirsen yani muhatap yaparsan demektir. Rama yap kendine çevir rameyte. Saadefte menhelen asla menhel asıl asla tesadüf etmiş olursun. Kâlel Hariri rahimahullah Hariri ne diyor? İzel fi'lu yevmen gumme anke hicauhu. Eğer bir fiilin bir gün sana durumu kapalı olursa fe elhik bihi ta el hitabi. Onu hitap taasına ne yap? Bitiştir. Ve la takif durma. Onun aslının vav mı ya mı olduğunu öğrenmek istiyorsan. Ve in terahu bil ya yevmen. Bir gün onu ya ile görürsen ketebtehu bi ya'in ya ile yazarsın. Efendim ve illa feh ve bil fiyali eğer böyle olmazsa feyüktebu bil elifi elif ile yazılır yani biraz önce söylediğimiz kuralın özetini yapmış oldu tamam mı? Yani rameytü de nasıl yazacaksın rama ya ile yazacaksın elif okuyacaksın ve illa feh ve bil elif diyor gazada aslı gazevtü olduğu için onu neyle ile yazacaksın gazada elifle. Peki bu dersimizi burada tamamlamış olduk. Lillahi'l-Fatiha.